Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli saat problemleri çözeceğim, anlatacağım. Problemleri yazarken biraz zor yazdım galiba. Olsun, zor soruları nasıl çözeceğimizi öğrenmiş oluruz. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Birinci sorumuz. Arkadaşımla öğleden sonra yandaki saatte buluşacaktık. Arkadaşım 55 dakika geç kaldığına göre saat kaçta buluştuk? Şimdi ilk önce buradaki saati yazmamız lazım. Saatleri yazarken nereden başlıyorduk? Akrepten. Fakat bu saatte yanılabilirsiniz. Şöyle bazen öğrenciler şöyle diyor. 4 diyor baştan ama değil. Çünkü 4'e çok yaklaşmış ama henüz yelkovan bakın tam başlangıç noktasına gelseydi, tam şuraya gelseydi 4 olurdu. Ama bu daha henüz 4'e gelmemiş. Çok az kalmış. Biz o zaman saati yazarken burada 3 yazmalıyız. Fakat bir de öğleden sonra diyor. Ha, öğleden önce olsaydı 3 yazardık. Ama öğleden sonra olduğunda 3'ün olduğu yere ne diyoruz biz? 15 diyoruz. Hatta şuraya saatin yanına yazayım ben. 15 nokta 5, 10, 15 yani yelkovanı sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yani saat şu anda 15:50. Ve diyor ki bu saatte buluşacaktık. Arkadaşım diyor 55 dakika geç kaldı. O zaman ne yapalım? 15:50 ile 55'i toplayalım. Çünkü geç kalmış. Saat ilerledi yani. 15:50 ve 55 dakika toplayalım. 05 daha 5. Burada toplama yaparken dakikaları ayrı toplayacağım. Saatleri ayrı. Sonra fazlalık olanlar olunca saatleri ilave edeceğim zaten. 55 daha 10. Yani burası 105 oldu. Şimdi bazen öğrenciler şöyle yapıyor. 10'un 0 elde var 1. Komşuya verdik. Yok öyle değil. Saatlerde yaparken dakikaları ayrı topluyorsunuz ve yazıyorsunuz buraya. İşlemi bitiriyorsunuz. Sonra saatlere geçiyorsunuz. Yani 5-5 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1 böyle normal toplama yapmıyorsunuz. Yaparsanız yanlış olur zaten. Peki ne yapıyoruz şimdi? Dakikaları yaptık. Şu saatleri de indirelim. Ne oldu saat? 15-105 oldu. İyi de 15-105 diye bir saat olmaz değil mi? Demek ki buradaki 105 dakikanın 60 dakikasını alacağız ve yan tarafa vereceğiz. 105'ten 60 çıktığında yani 1 saati ayırıyorum bakın. Ne kalıyor geriye? 45 kalıyor. O zaman burada dakika olarak 45 yazacağız. Saat olarak ne olacak peki? Bakın 1 saati aldım 105'ten komşuya verdim 16. Ha, demek ki 16:45'te buluşmuşlar. İşte böyle olacak. Yani buradaki fazlalık dakikaları ne yapıyoruz? Komşuya gönderiyoruz. Şimdi ikincisini yapalım. Pazar günü saat 22'de uyuyan Berke ertesi gün 7:30'da uyanmış. Berke kaç saat kaç dakika uyumuş? Burada öğrenciler genelde hemen çıkarma yapıyorlar. Yanlış, öyle değil. Neden? Çünkü bakın pazar günü uyumuş 22'de. Ama pazar günü biliyorsunuz 24'te bitiyor. Sonra Berke uyurken pazartesi günü başlıyor. Ertesi gün başlıyor. O uyumaya devam ediyor. Yani burada iki farklı işlem yapacağız. Şöyle, ilk önce pazar gününde uyuduğu miktarı hesaplayacağız. Pazar günü 24'te bitiyor. O da 22'de yatmış. Önce bunu bir hesaplayalım. Ne oldu? 2 saat uyudu değil mi? Çıkarma yaptım 0. Saatleri ayrı çıkardım. 2 saat uyudu pazar günü. Bir de ertesi gün yani pazartesi günü 7:30. 7 saat 30 dakika bir de orada uyumuş. O zaman 7 saat 30 dakika pazartesi uyudu. Pazar günü de 2 saat uyumuştu. Şimdi bunları toplayacağız. Bakın 2 işlem yapmış oldum. Yine toplama yaparken dakikaları topluyoruz. Saatler ayrı. 9:30 yani 9 saat 30 dakika uyumuş. İşte böyle olacak cevabımız. Üçüncü sorumuz. Öğleden sonra resimdeki saatte başladığımız sınav 100 dakika sürdü. Sınav saat kaçta bitmiştir? Yine öğleden sonraki bir saati söylüyor burada. Hemen yazalım saatimizi. Bakın akrep 2'ye yaklaşmış ama henüz gelmemiş. 1'i geçtiği için biz ne yapıyoruz? 1 yazacağız ama öğleden sonra olduğu için 13 yazacağız. Peki dakikalar bakın 5'er 5'er saydığımızda 45. 13:45 saat. Sınav ne kadar sürdü? 100 dakika. 100 dakikayı biz ilk önce saat ve dakika olarak ayıralım. Yani 100'den 60'ı çıkaralım bir saati. Ayıralım bunu. Geriye ne kalıyor? 40. Yani 100 dakika demek 1 saat. Bakın 60 dakika 1 saat.
1 saat ve 40 dakika. Ve sınav bu kadar sürmüş, değil mi? O zaman 1 saat 40 dakika daha ilerlemiş oluyor. Evet, toplayalım. 5, 4, 4 daha 8. Bakın dakikaları topladım, bıraktım. Hatta şöyle ayrı yapıp göstereyim. Şimdi saatleri topluyorum. 13 ile 1'i topladığım zaman 14. 14, 85. Şimdi buradaki fazlalık 60 dakika alıyorum. 1 saat yapıp buraya veriyorum ve burası oldu 15. Şuraya yazayım. 60 dakika gidince 85'ten ne kaldı? Kenarda bulabiliriz. 85'ten 60 gidince 25 kaldı. Demek ki 15-25'te sınav bitmiş. Cevabımız böyle olacak. Geldik 4. soruya. Yusuf ve arkadaşları saat 10.30'da futbol maçına başladılar. 45'er dakikalık 2 devre oynadılar. Arada 15 dakika mola verdiler. Maç bittiğinde saat kaçtır? Şimdi 45 dakika 2 tane devre oynamışlar, değil mi? 45-45. Bir de arada 15 dakikada mola vermişler. Bu geçen süreleri bir önce bir hesap edelim. Kaç dakika sürdü yani? 2 devre ve bir ara. 5-10-15. Elde var 1. Verdim 5-9-10. 105 dakika sürmüş bu etkinlikler. Ne zaman başladılar? Saat 10.30'da. Önce 105 dakikayı ne yapalım? Saat ve dakika yapalım. Yani 105'ten ilk önce şu 60'ı ayıralım. Geriye ne kalıyor? 45. Yani 1 saat 45 dakika. 10.30'da başlamıştı. 10.30 ile 1 saat 45 dakika geçtiği için toplayacağız. Yine dakikalar ayrı topluyorum. 5, 7. Şimdi saatler 11. 11.75. Ne yapıyorum? Hemen buradan 60'ı fazlalık olan 1 saati alıyorum. Buraya veriyorum. 12 oldu. 75'ten 60 çıkınca geriye 15 kaldı. Demek ki saat 12.15 olmuş. Maç bittiğinde cevap böyle oldu. 5. soru. Öğleden sonra başlayan 130 dakikalık film bu saatte bittiğine göre saat kaçta başlamıştır? Şimdi bu saatte bitmiş. O zaman ilk önce bu saati yazalım. Bakın 2'yi geçmiş, yani 14 yazmalıyım öğleden sonra dediği için. Kaç dakika geçiyor? 40. 14.40 saat. Peki 130 dakika sürmüş değil mi? 130 dakika ne yapıyor? Kaç saat yapıyor? Önce bunu bulalım. 60 çıkaralım, 1 saat bir ayıralım. Geriye ne kaldı? 70. O zaman bir tane daha saat çıkarabiliyoruz. Ne kaldı? 10. Yani 2 saat oldu. 1 saat burada var. 1 saat burada var. 2 saat. Bir de 10 dakika. Yani 2 saat 10 dakika sürmüş film. Yazalım. Ama burada çıkarma yapacağız. Niye? Çünkü bize filmin bittiği saati verdi zaten. Ne zaman başladı? Daha önceki bir saatte başladı. O yüzden çıkarma yapacağız. Çıkaralım. 2 saat 10 dakika sürmüş. Bakalım ne zaman başladı. Dakikalardan çıkarıyoruz. 0, 4'ten 1 çıktı. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. Evet. Saat 12.30'da başlamış film. İşte cevap böyle oluyor. 6. soru. Ayşe sınavda 5 dakikada 4 soru çözdü. Aynı hızla soru çözmeye devam ederse 75 dakikada kaç soru çözebilir? Şimdi bakın her 5 dakikada böyle göstereyim. Mesela her 5 dakikada 4 soru çözüyor. Sonraki 5 dakika yine 4 soru. Böyle 5'er 5'er dakika olarak her 5 dakikada 4 soru çözüyor. Ben burada şunu yapmalıyım. 75'i 5'e bölmeliyim. 75'i 5'e bölersem böylece kaç defa 5'er dakikalık çözümler yaptığını bulmuş olurum. 5'er 5'er gruplandıracağım yani. Çünkü her 5 dakikada 4 soru çözdüğü için 75'in içinde kaç tane 5 var? 7'de 5 1 kere. 1 kere 5 5. Çıkarıyorum 2. 5'i getirdim. 25'te 5 5 kere var. 5 kere 5 25. Yani 15 defa böyle 5 dakika 5 dakika 5 dakika soru çözmüş oluyor. Ve her defasında 4 soru çözüyor. O zaman ne yapacağım? 15 ile 4'ü çarpacağım. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Demek ki 60 soru çözebilir. Aynı şekilde aynı 5'er dakikada 4 soru çözmeye devam ettikçe 60 soru çözebilmiş oluyor. 7. ve son sorumuz. Okulumuzda dersler 40 dakika. Teneffüsler 15 dakikadır. Sabah 9'da ilk ders başladı. 4. ders bittiğinde saat kaçı gösterir? Şimdi burada öğrencilerin yaptığı şöyle bir yanlış var. Bakın 4. ders diyor ya mesela. 4 ders sürüyor değil mi? 4 ile 40'ı yapıyorlar. Burası doğru. Sonra 4 ile bir de 15'i çarpıyorlar. İşte burada hata oluyor. Neden? Şekille göstereyim. Şimdi 1. ders.
İkinci ders, üçüncü ders ve dördüncü ders, değil mi? Dördüncü ders bittiği zaman diyor. Tamam. Ve dersler kaç dakika sürüyor? 40. Tamam. Bunu hesaplayabiliriz. 4 tane 40. 40 çarpı 4. Yani dersler 160 dakika sürüyor. Teneffüsleri hesaplayalım. 15 dakika diyordu, değil mi? Bakın kaç tane teneffüs var? 1, 2, 3. İşte 3 ile çarpacağız. O yüzden diyorum 4 ile çarpmayın diye. Çünkü bize 4. ders bittiği zamanki saati soruyor. Teneffüs geçtikten sonraki zaman artık bizi ilgilendirmiyor. O zaman 3 tane teneffüs olduğu için 15 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 5 15, 3 kere 1 3, bir de 4. Bakın teneffüsler 45 dakika sürmüş oldu. Dersler 160 sürdü. O zaman şöyle yapalım. 160 ve 45 topladığımız zaman ne oluyor? 205 dakika. Ve 205 dakika kaç saat, kaç dakika eder? Burada 60'ar 60'ar sayarak bulabilirsiniz. Veya tek tek çıkarma yapabilirsiniz. Veya 205'e 60'a bölebilirsiniz. Ama henüz tabii iki basamak sayıları öğrenmediniz. O zaman şöyle yapalım. Biz 60, değil mi? 1 saat. Bir 60 daha 2 saat. Bakın 1, 2 saat oldu. Bir 60 daha 3 saat oldu. Bakın 60, 120, 180. Bence bu kadar yeter. Yani 3 tane saat ne oluyor? 180 oluyor. 205'ten 180'i çıkaralım. Bunları bakın böyle gösterebilirsiniz 180 olarak. Çıkaralım. Geriye ne kalıyor? 25. Yani 3 tane saat ve 25 dakika. Demek ki 205 dakika, şöyle göstereyim. 3 saat 25 dakika demekmiş. Ve ne zaman başlamıştı? 9'da başlamıştı. O zaman 9'da başladı. Bu kadar zaman geçti dersler, teneffüsler. 3.25 toplayalım. Bakalım saat kaç oldu? Evet, 9, 3 daha 12. Demek ki 12.25'te 4. ders bitmiş oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.